Aysel'in mutfağından selamlar. Bugün kanalımda sizlere patates püresi farklı bir şekilde nasıl yapılır? Onun tarifini vereceğim. Çok lezzetli oluyor bu şekilde. Mutlaka o şekilde deneyin derim. Öncelikle patateslerimi güzel bir şekilde yıkayacağım. Kabuklarını soyacağım. Küp küp doğrayacağım. Ondan sonra haşlayacağız. Şimdi hep birlikte yapılışına geçelim. Şimdi patateslerimizi aldım. Şimdi patatesimizi iri iri doğruyorum. Şimdi derin bir kabın içine alıyorum patateslerimizi. Şimdi üzerini kapatacak kadar su ilave ediyorum. Üzerine kendi saksımda yetiştirdiğim soğan koyuyorum. Varsa birkaç dal maydanoz da ilave edebilirsiniz. Varsa taze biberiye üzerine koyarsınız. Muhteşem oluyor o şekilde. Benim elimde taze yoktu. O yüzden kurutulmuştan koyuyorum. Hiç sorun olmaz. Ve ocağıma alıyorum. Yaklaşık 20-25 dakika kadar haşlamaya bırakıyorum. Tabii kontrol edin. Daha önce de olabilir. Ve içine birkaç tane de defne yaprağı ilave ediyorum. Patateslerimizi haşladık. Şimdi püre haline getiriyoruz. Eziyoruz iyice. Patateslerimizi iyice ezdik. Şimdi derin bir ocak kabına alıyoruz. Evet, bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Miktarı size bağlı. İsterseniz bir çay kaşığı da ilave edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı da tepeleme tereyağı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı kadar da biraz da süt ilave ediyorum. Çok fazla değil. Bunları ocağa alıp ve karıştırıyorum. Balkonda kendi saksımda yetiştirdiğim yeşil soğanlardan doğruyorum. Ve püremiz de hazır. Gördüğünüz gibi tam kıvamında, pürüzsüz bir halde. Ve üzerinde doğramış olduğum yeşil soğanlardan sepiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Evet arkadaşlar, benden de bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.